Merhaba, ben Erkan Özgür İlmaz. Bugün diyafram numaralarından bahsedeceğiz. Tekrar merhaba. Bugün diyafram numaralarının neden düzensiz bir seri şeklinde ilerlediğinden bahsedeceğiz. Yani neden F1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 diye giden bir takım sayılardan bahsediyoruz da 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi birbirine düzgün bir şekilde takip eden sayılardan bahsetmiyoruz. Bunu anlatabilmem için ilk önce lensler hakkında iki tane kavramın ne olduğundan bahsetmem gerekiyor. Birincisi lensin odak uzaklığı. Lensin odak uzaklığının teknik detayından bugün bahsetmeyeceğim ama kabaca şunu bilmeniz yeterli. Lensin üzerinde milimetreyle gösterilen sayıya biz odak uzaklığı diyoruz. 50 mm lens için 50 mm o lensin odak uzaklığı. Bazı lenslerde de odak uzaklığı 2 tane oluyor. Mesela 24-70 ya da 18-55 gibi lenslerde 2 tane odak uzaklığından bahsediyoruz aslında. Yani 18 mm ve 55 mm. Bu lensin zoom lens olduğuna işaret eder. Yani 18 mm'den 55 mm'ye kadar bütün aradaki odak uzaklıklarını alır. Şimdi işleri biraz kolaylaştırmak için bugün zoom lenslerden bahsetmeyeceğiz. Bu elimde tuttuğum gibi prime lenslerden bahsediyor olacağız. Peki tamam, odak uzaklığını öğrendik. Neydi? Lensin üzerinde milimetre şeklinde yazan sayı odak uzaklığı deniyor. Peki, diyafram numarası nedir? Ondan bahsedelim biraz. Tabii diyafram numarasından önce de diyaframın ne olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Diyafram, bakın burada lensin ortasında gördüğünüz içeride açılıp kapanan genelde 9 tane bıçaktan oluşan yuvarlak açıklığa diyafram deniyor. Metal bıçaklardan oluşuyor bu. Lensin ortasındaki açıklığın miktarını dinamik olarak değiştirebilmenizi sağlıyor. Diyafram numarası da dikkat ederseniz böyle F28, F4 gibi sayılardır. Aslında biz bunu böyle F28, F4 derken aradaki bölü işaretini es geçeriz. Arada aslında dikkat ederseniz bir çizgi vardır orada. Bir bölü işareti olduğunu gösterir. Buradaki F, o anda elimizdeki lensin odak uzaklığı. Yani biraz önce işte bu lensin 135 mm olan odak uzaklığını gösterir. Bölü, yanındaki 2 ise bu lensin maksimum, bu açıklığının lensin odak uzaklığına göre oranını gösterir. Yani 135 bölü 2 kadar bu açıklık olduğundan bahseder. Yani bu lens için 67,5 mm'dir bu açıklığın maksimum. Yani şu hale getirdiğimizde biz bu lensi kırıp içine açsak, oradaki boşluğu ölçsek 67,5 mm olarak ölçeceğiz. Peki neden böyle bir oran şeklinde bundan bahsetmeye ihtiyaç duymuşlar? Optikle ilgilenen bilim adamları çok eskiden beri hesaplamışlar ki bu lensin içerisinden geçen ve arkasına düşen ışığın miktarı lensin ortasındaki o açıklıkla orantılı haliyle. Yani buradaki açıklık küçülürse daha az ışık girecek, değil mi? Ama lensin odak uzaklığına göre oranının önemli olduğunu bulmuşlar. Düşünün, iki farklı lens takıyorsunuz. Biri 50 mm, biri 135 mm. Ve böyle diyafram açıklığını, yani bu ortadaki açıklığı bu şekilde oran halinde yazınca işiniz çok kolaylaşıyor. Yani bu lensi F2'ye getirdiğinizde, biliyorsunuz ki lensi değiştirip o lensi de F2'ye getirirseniz başka hiçbir ayarı değiştirmenize gerek kalmadan aynı aydınlıkta fotoğraf elde edeceksiniz. Bu işleri çok basitleştiriyor. Çünkü ben mesela bu lensi 67,5 mm'ye getireceğim, öteki lensi de 25 mm'ye getireceğim diye kafadan bir hesap yapmama gerek kalmıyor. Bir oran. Peki, tamam, bu anlaşıldı umarım. Yani bu lensin içerisinden geçip arkaya düşen ışığın miktarı ortadaki açıklığın büyüklüğüyle belirleniyor. Bu alanı iki katına çıkardığımda bu lensin içerisinden geçen ışığı da iki kat arttırmış oluyorum. Peki, bu matematikten hatırlarsınız. Alan formülü neydi? Bir çember var, çemberin alanı pi r kareydi. Yani yarıçapın karesinin pi ile çarpılması. Çok basit. Şimdi yarıçapı biz ne kadar arttırmalıyız ki alan iki katına çıksın ki iki kat fazla ışık girsin içeri? Pi r kare olduğuna göre alanı iki kat arttırmak istiyorsak r'nin karesini iki kat arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla r, yani yarı çapını 2'nin karekökü, yani yaklaşık 1,4 kadar arttırırsak içeriye iki kat fazla ışık almış oluyoruz.
Şimdi hemen bunu teyit edelim. Mesela bu lens şu anda f2.8'deyken bunun içerisinden geçen ışığı 2 kat arttırmak istiyorsam yarı çapını 2 kat arttırmam lazım. Şimdi f2.8 neydi? Bir bölüm işlemiydi. F bölü 2.8'di. Yarı çapını 1.4 kat arttırdığım zaman, yani f bölü 2.8'i 1.4 ile çarptığımda, 1.4 ile f2.8 sadeleşecek. Ne kalacak? F bölü 2. Yani 2.8'den 2'ye diyaframı arttırdığım zaman ortadaki alan 2 katını arttığı için bunun içerisinden geçen ışık da 2 kat artıyor. Evet, işin sırrı burada aslında. Yani diyafram açıklığını her 2 kat arttırmak istediğimizde yarı çapı 1.4 kat arttırmamız gerekiyor. Bunu da formülize ederseniz şöyle bir şey fark ediyorsunuz ki F2'ye ayarladığınız zaman bu lensin ortasındaki açıklık F2.8'e ayarladığınızın tam 2 katı ışık alıyor. F2.8'de F4'e ayarladığınız açıklığa göre 2 kat ışık alıyor. Neden? 2.8'in 1.4 katı F4 ve bu şekilde gidiyor. Yani 5.6'yı 1.4 ile çarparsanız yaklaşık 8, 8'i 1.4 ile çarparsanız 11, 11'i 1.4 ile çarparsanız da 16. Ve 22 falan diye gidiyor. Şimdi 2 kat ışık almayı neden önemsiyoruz? Enstantaneyi değiştirdiğinizde, mesela 2 kat hızlandırdığınızda bu alanda 2 kat azaltarak aynı aydınlıkta ışık elde edebilirsiniz. Evet. Bugün çok kısa bir şekilde diyafram numaralarının neden düzensiz, aslında şimdi öğrendiğiniz gibi düzenli ve kendine has bir düzeni olan bir seri şeklinde gittiğini öğrendik. Yani neden 1, 1, 4, 2, 2, 8 şeklinde gittiğini öğrendik. Umarım anlattıklarım anlaşılır olmuştur. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa lütfen aşağıdaki yorumlar alanına sorunuzu yazın. Bu konular hakkında konuşalım. Herkesin kafasında bu temiz bir şekilde oturmuş olsun. Evet, bugün diyafram numaralarından bahsettik. Gelecek haftada manuel fokuslar lensleri kullanımıyla alakalı birkaç tüyo vereceğim size. Böylece daha kolay bir şekilde manuel fokus lens kullanabiliyor hale geleceksiniz umuyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Beğenmediyseniz de unlike yapın. Kanalıma hala üye olmadıysanız lütfen üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımda yayınladığım videoları beğeniyor ve bunların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen Patreon sayfasından destekte bulunun. Yapacağınız ufacık bir destek bile kanala çok büyük katkıda bulunacak ve bu videoların kalitesinin artmasına, daha çok istediğiniz videoların çıkmasını sağlayacak. Destekte bulunmayı düşünmüyorsanız bile lütfen Patreon sayfamı ziyaret edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.